9. sınıf temel dini bilgiler ders kitabı sayfa 122 cevapları. İnde önce sorular yazıldı, daha sonra cevaplar verildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi temel dini bilgiler ders kitabı sayfa 122 cevabı. 1. Adab-ı muaşeret kapsamında olan davranışlar nelerdir? Araştırınız. Cevap: selamlaşma, giyim kuşam, yemek içme, konuşma, ilim, yolculuk, ziyaret, alışveriş, medya ve bilişim. 2. Selam, İslam ve Müslüman kavramları arasındaki ilişkiyi araştırınız. Cevap: bu üç kelime de Arapçada selam kökünden gelmektedir. Kelime anlamı olarak da barış demektir. Yani hepsinin kökeninde barış yatmaktadır. 3. Farklı toplumlarda selamlaşma şeklinin nasıl olduğu ve hangi sözlerin kullanıldığına dair bir araştırma yapınız, sınıfta paylaşınız. Cevap: Hindistan'daki insanlar namaste kelimesini söyleyerek ellerini kaldırır ve avuç içleri birbirine bastırarak parmaklarını yukarı kaldırarak selamlaşırlar. Fransa selamlaşırken yanaklardan öpüşülür. Moğolistan'da iki elle karşındaki kişinin kollarını tutarak selamlaşılır. Malezya'da parmaklar iki ele dokunur ve daha sonra eller kalbe götürülür. Japonlar birbirlerinin önünde eğilerek selam verirler. 4. Ahde vefa ve sılajı rahim kavramlarını sözlükten araştırınız. Cevap: ahde vefa, sözünde durma, verilen sözlere bağlı kalma, özü ve sözü doğru olma anlamına gelir. Sılajı rahim, akrabalar, yakınlar arasındaki bağ ve iletişimi sağlam tutmak, bu ilişkileri koparmamaktır. 5. Kitle iletişim araçlarının yarar ve zararları nelerdir? Konuyla ilgili gazete haberleri bulup sınıfta paylaşınız. Cevap: günümüzde kullanılan radyo, televizyon, bilgisayar ve telefon gibi kitle iletişim araçlarının yararları ve zararları nelerdir? Artık kitle iletişim araçlarını kullanmayan neredeyse yok gibi. Bir şekilde her eve girmeyi başaran bu iletişim araçları bizim yurt ve dünya genelinde bile en sıcak bilgileri öğrenmemizi sağlıyor. Özellikle son yıllarda bilgisayar ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının yoğun şekilde kullanılmasıyla insanlar birbirleriyle etkileşim içinde kalmayı başarıyorlar. Ancak bu kitle iletişim araçları çok rahat ve fazla kullanıldığından dolayı yararları kadar zararları da beraberinde getiriyor. Dilerseniz şimdi bu kitle iletişim araçlarının yararlarını ve zararlarını maddeler halinde inceleyelim. Kitle iletişim araçlarının yararları: İnsanların her konuda istediği bilgiye ulaşmasını kolayca sağlamaktadırlar. İnsanlar yaşadıkları bölge, yöre, şehir, ülke, hatta dünyadaki gelişmeleri an be an takip edebilmektedirler. Kitle iletişim araçları sayesinde insanlar daha kolay bir şekilde eğitim alabilmekte ve kendilerini geliştirmektedir. Kitle iletişim araçları sayesinde insanlar birbirlerine daha rahat ulaşabilmektedir. İletişim araçları sayesinde insanlar ülke siyasetini yakından takip edebilmektedir. Yaşayan toplumun geçmişteki insanlar hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve gelecek nesillere kendileri hakkında bilgiler bırakmak. Kitle iletişim araçlarının zararları: bu iletişim araçlarını kullanırken büyük zaman kaybediyoruz. İnsanlar kitle iletişim araçlarına bağlı olarak yaşıyorlar. Örneğin akıllı telefon ve bilgisayar bağımlılığı. Bu iletişim vasıtasıyla verilen bilgiler anlık olarak değişmekte. Kitle iletişim araçları için kullanılan ürünlerin sağlıksız olması ve doğaya zarar vermesi, örneğin gazete için ağaçların kesilmesi. Yanlış bilgilerin hızlı ve kolay yayılması. Kitle iletişim araçlarında verilen bilgiler kişilere göre doğru ve yanlış olarak değişir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, selam der, geçerler. Furkan Suresi 63. ayet, yukarıdaki ayet-i kerimede geçen selam kelimesinin manasını araştırıp sınıfta tartışınız. Cevap: burada müminlerin ağırbaşlı, vakar sahibi, yumuşak ve tevazu gibi ortak bir paydaya sahip oldukları vurgulanmıştır. Diğer taraftan kendini beğenmiş, saldırgan, gururlu ve kibirli insan tipi kınanmıştır. Bunların barbarlık davranışlarıyla Müslümanlara sataşmaları durumunda, müminlerin selamla karşılık vererek aldırış etmemeleri uygun görülmüştür. Yani buradaki selam, kelimesi müminlerin alçak gönüllülüğüne bir atıftır.
9. sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı sayfa 122 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.